Merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle EMG dedektörü denen bir cihaz ile kaslarımız ve sinirlerimizin oluşturmuş olduğu elektriksel sinyalleri Arduino'muza okutarak NRF24L01 yardımıyla uzaktaki bir lambayı kontrol etmek istiyoruz. İsterseniz çok vakit kaybetmeden hemen devrelerimizi inceleyelim. Sinir kas sinyali dedektörü, insan vücudunda çeşitli noktaları bağlanarak o bölgedeki kasların ve sinirlerin oluşturmuş olduğu elektriksel sinyalleri Arduino ve benzeri mikrodönetleyici sistemleriyle okumaya yarayan bir sensör modülüdür. Boş durumda 1.5 voltluk sinyal çıkışı veren sensör, kas kasılması ile 3.3 voltluk voltaj seviyesine kadar yükselmektedir. Sensör çıkışı analog voltaj çıkışı şeklindedir. Bu sayede 5 voltluk ve 3.3 voltluk sistemlerle beraber kullanılabilmektedir. Sinirler ve kaslar üzerine yerleştiren problar, gelen sinyaller ile özellikle robotik projelerde kullanılabilecek oldukça kullanışlı bir modüldür. Okuma ve gönderi yapan devremizi görüyorsunuz karşınızda. Burada bağlantılara bakmak gerekirse 9 voltluk 2 tane pil kullanıyorsunuz arkadaşlar bu devrede. Bu şekilde. Artı VSI'ye pilimizin artı kutbunu bağlıyorsunuz arkadaşlar. Diğer ucunda yani eksik kısmına GND bağlıyorsunuz. Yani krokodille. Diğer tarafı da diğer pilin artısına gidiyorsunuz arkadaşlar buradan. Öbür pilden diğer pilin artısına gidiyorsunuz. O artıdan gittiğiniz yerden de GND kısmına, buradaki GND'ye bir tane daha uç çıkıyorsunuz. Eksi VS kaldı arkadaşlar. Onu da bu pilin eksi VS'sini bağlıyorsunuz. Yani çift voltaj alıyor. Bir eksi bir artı voltaj alıyor arkadaşlar. Çift beslemeli gibi düşünebilirsiniz. Arduino'nun bilgiler alması için gereken pin de arkadaşlar 2 pin zaten. Bir GND bir de dijital okuma pinimiz çıkıyor arkadaşlar. O da Arduino'muzda analog bir pinine bağlı. Oradan değerimizi alıyoruz Arduino'ya. Değerimizin geldiğini ve karşı tarafa bir sinyalin gittiğini görmemiz için şurada bir tane ikinci pine led bağladık arkadaşlar. Mavi ledimiz var, o yanıyor. Zaten çalışmasını göreceksiniz. NRF24L01'imizde gayet basit, daha önceki projelerimizde kullandığımız bağlantı aynı, değişmiyor zaten. 9 ve 10. pin CS ve C pinleri. Verici ve okuma devremiz bu kadar arkadaşlar. İsterseniz hemen alıcı devresine geçelim. Burada karmaşık gibi gelebilir bağlantı ama çok basit. Şuradan 220'mizi alıyoruz arkadaşlar. Bir tane adaptörümüz var, ona elektrik veririz önce. O şu modülümüz için, bunu kendimiz yapmıştık. Artı olarak bununla ilgili bir video gelecek zaten. Burada da Arduino'ya voltajımızı vermek için adaptörümüz var. Bir adet ampulümüz var. Röleden çıkan elektrikle lambamız çalışıyor arkadaşlar. Bu alıcı devresi. Normal röle modülü takarak da kendiniz bir devre oluşturabilirsiniz, alıcı devre. Gayet basit. O da daha önceki yaptığımız bir projede çizimi var arkadaşlar. Yani anlatacağımız bu kadar arkadaşlar. Diğer açıklamaları, detayları öğrenmek istiyorsanız, özellikle pil bağlantısını öğrenmek istiyorsanız altta açıklama kısmında bulunan linkten web sitemize ulaşarak oradan çizimlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden çalışmasını inceleyelim. Evet, umarım sizler de bu projeyi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen, oradaki çanı basmayı unutmayın. Evet. Başka projelerde, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güzel oldu. Aynen, bu iyi oldu. Bu sefer iyi.